Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Mobil Dünya Kongresi İspanya'da global olarak tanıtılan Xiaomi Smart Band 8 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Önceden bildiğiniz gibi Mi Band diyorduk. Aslında aklımızda öyle kalmıştı. Ama şu anda Mi takısını Xiaomi çıkardı ve Xiaomi Smart Band 8 Pro daha büyük ve gelişmiş özellikleriyle birlikte bizlerin karşısında. Şimdi kutu bizleri bu şekilde karşılıyor arkadaşlar. Burada kayışların çok hızlı bir şekilde değiştirilebileceği bizlere aktarıldı. Ekranın çok daha büyüdüğünü, kare bir biçimde, daha geniş bir ekran olduğu aktarıldı. Hemen yan kısma baktığımız zaman burada 14 güne kadar batarya ömrü, 5 atmos'a kadar su geçirmezliği, yani 50 metreye kadar siz bu akıllı bileklikle suya dalabilirsiniz, havuza girebilirsiniz, duşunuzu alabilirsiniz. Yine geliştirilmiş sağlık izleme monitörünü ve anlık olarak koşu aktivitenizi yönetebildiğiniz bir bilgi bizleri karşıladı. Şimdi şöyle bir kutusunu çıkartalım. Bu arada elimde Xiaomi 14 de var. Az sonra eşleyeceğiz ve özelliklerine yakından bakacağız ve bir önceki nesille de bu kanalda kıyaslama yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kutusundan çıkaralım. Kutudan çıkarırken fiyatı da sizlere söyleyeyim. 2199 liraya Smart Band 8 Pro'yu alabilirsiniz. Kutu bu kadardı. Hemen bir kenara bıraktım. Ön tarafa geldiğimiz zaman artık bu şekilde sizleri karşılıyor saatimiz. Saat mi bileklik mi mesela? Buna ben saat demek istiyorum ama kendisi bir bileklik olarak geçiyor. Hadi bakalım göreceğiz. Bunu bir kenara bıraktım. Şöyle bir kullanma kılavuzumuz var arkadaşlar ama kaçımız bakıyor bunlara? Orası da meçhul. Bunu da bir kenara bıraktım. Şimdi şu olay bir soru işareti bence Artık şöyle iki pinli bir manyetik kablo çıkmasa mı diye düşündüm açıkçası arkadaşlar. Yani en azından buraya şöyle yuvarlak bir şekilde manyetik bir şarj cihazı koysak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu bazen saatten ayrılabiliyor, kopabiliyor. Her neyse cihazımız bu arada 80 dakikada full şarjı ulaşabiliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Buradaki jelatinin içerisinde bir kayışımız var. TPU malzeme dediğimiz yani bu sert plastikten yapılma bir kayış bizleri karşılıyor ama şu anda Xiaomi'nin internet sitesinde farklı kayış seçeneklerini de görebiliyorsunuz. Çelik kayışlar var, deri kayışlar var ve şu kısma odaklanmanızı istiyorum. Buradaki kayış tasarımı değişti. Artık saatin gövdesine çok daha rahat bir şekilde oturabilecek. Bunu bir kenara bırakıyorum. Hemen şu arkadaşı şöyle bir açalım. Biraz tozlanmış. Arka tarafa baktığımız zaman burada 4 kanallı izleme modülünü görebiliyoruz ve yeni nesil veri algoritmalarını kendisinde barındırıyor. Yani önceki nesle göre 10 kat daha iyi bir sağlık izleme monitörü sunarken anlık adımlarınızı, konumunuzu artık Smartband 8 Pro'da daha iyi bir şekilde yönetebileceksiniz. Bu arada şu olayı hep karıştırıyorum. Şu <laughs> delikli kısım büyük ihtimalle alttaydı diye düşünüyorum. Şimdi bu kısmı takmakta zorlanacak mıyız? Hemen şöyle bakıyorum. Tık diye oturdu. Vallahi güzel. Üst tarafa hemen bir şöyle bakalım. Sizlere de gösterecek şekilde yapayım. Bakın şurada bir kanal var. Bunu hemen bastırdığınız esnada tık diye oturuyor arkadaşlar. Açmak için şuradaki butona basmanız gerekiyor. Saati çalıştırmak için cihazın üzerinde herhangi bir tuş yok arkadaşlar. Buradaki kabloyla ile şarjı takıyoruz ve daha sonrasında eşleştirmemizi başlatıyoruz. Şarj cihazını sadece 3 saniye bağlı bıraksanız yetiyor. Hemen sizlere böyle bir kurulum ekranı karşılıyor arkadaşlar. Türkçe'yi seçiyorum. Bilekliğe bağlanmak için Mi Fitness indirmemiz gerekiyor. Ben zaten bu uygulamayı indirmiştim. Hemen şuradan Mi Fitness'a giriyorum başlat diyorum. Tabi burada kabul etmeniz gerekiyor seçeneklere. Kabul ettik. Altta bir QR kod var. Türkiye'yi seçtik. Cihaz diyorum buradan. Cihazı bağla diyorum. Bu arada bu adamları göstermemiz bence çok faydalı. Çoğu arkadaş nasıl bağlanacağını merak ediyor. Zaten uygulama buluyor arkadaşlar. Eğer bulmadığı takdirde siz QR kodla bu işlemi yapın. Bir Xiaomi oturumu açmamı istiyor. Google ile oturum açalım. Burada hesap açmanız önemli. Çünkü bir sonraki cihazınızda veri kayıtlı kalıyor arkadaşlar. Ben cihazın üzerine tıkladım. Önce bağlanacak. Şuradan eşleştirdim. Telefonumdan da onay veriyorum. Ve şu anda eşleştirme başarılı. Bu arada titreşim seviyesi bayağı bir iyiymiş. Ve burada bizlere widgetların olduğu, yazı tipinin veya hızlı kontrollerin olduğu bir kısım var. Burada tüm bildirimleri senkronize et diyorum. Mi Fitness açmanız için şuradan bir izin vermeniz gerekiyor. Bu izni de verdik. 10 saniye bekleyeceğiz. Hemen geri geldiğimiz esnada ayarlamaya izin verdik. Bu arada gelen aramalar kısmı var ama cihazda sesli bir şekilde görüşme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Senkronizasyonu açmanız gerekiyor. Bir güncelleme varmış. Bunu sonra yaparız. Şimdi saati bırakacağım. Biraz telefona odaklanmanızı rica ediyorum. Çünkü çoğu izni ayarı bu telefon uygulamasından hallediyorsunuz. Mesela alarmınızı buradan kurabilirsiniz. Saat sizi uyandırabilir. Etkinlikleri senkronize edelim. Bunu da senkronize ettik. Hava durumunu buradan ayarlıyorsunuz. Yani bütün ayarları önce bir buradan açmanız gerekiyor arkadaşlar. İzinleri vermeniz gerekiyor. Hatta konumu da buradan ayarlıyorsunuz. Sultan Selim Mahallesi'nde olduğum için gördü. Nabız, uyku, kandaki oksijen değeri, stres izleme, ayakta durma var mesela. Atıyorum siz bir saat boyunca hareketsiz kaldınız. Bu ayarı aktif ettikten sonra akıllı bileklik sizleri uyarabiliyor. İstatistikler kısmını görüyorsunuz. Adımınızı mesela ayarlayabiliyorsunuz. İşte 10 bin adım değil de 20 bin adım atınca bana bildirim ver gibi. Burada bir sürü ayar var ve cihazın bul özelliği de aktif arkadaşlar. Cihaz bul dediğin zaman şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bayağı bir titreşim veriyor. Bunu durduruyoruz. Telefon kilidinizi akıllı bileklik üzerinden açabilirsiniz. Bununla birlikte akıllı bilekliğimizde bir NFC de var arkadaşlar. Ama NFC uygulamasını Türkiye'de kullanamıyorsunuz maalesef. Ve saat kadranları artık yüzlerce saat kadranını buradan yönetebiliyorsunuz. Şu hoşuma gitti. Hemen bir uygula diyorum. Bakalım kaç saniyede benim Ekranım yenilenecek. Bu arada ortam ışığı sensörü var arkadaşlar. Çift tıklamayla da ana ekranı açabiliyorsunuz bilekliğiniz üzerinden. Ayrıca bu görmüş olduğunuz ekran 1.74 inç boyutunda ve amoled bir panele sahip. Bununla birlikte Always On Display'i de aktif edebiliyorsunuz. Ben anlatırken buradaki yüklenme süresinde görmüş olduğunuz açıkçası. Ekran parlaklığımız 600 nit'e kadar ulaşabiliyor ve şu anda güncellendi. Evet bilekliğin üzerinden devam edelim. Aşağıdan yukarı kaydırdığınız esnada burada ana menüyü görebiliyorsunuz. Buradan feneri açabiliyorsunuz fener dediğimiz zaten ekranın kendi parlaklığı oluyor. Kapının girişini göremediğiniz esnada bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradaki ana menüyü değiştirebiliyor muyuz? Hemen buna bakacağım. Ekran. Parlaklığımız biraz az gibi. Bunu otomatikten bir çekelim. Özel yapalım. Parlaklığı şöyle bir en sona getirelim. Gayet güzel gözüküyor bu arada ekranımız. Hızlı. Hani kasma donma olmuyor. Piksel piksel olmuyor. Kaliteli bir ekran. Onu bahsetmek istedim. Ek olarak titreşim yoğunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben güçlü de kullanıyorum. Çünkü bileğime bir bildirim geldiği zaman onu iyi bir şekilde hissetmek istiyorum. Burada yine alarmı, kronometreyi vesaire ayarlarken şurada müzik kısmı var arkadaşlar. Telefon üzerinden oynattığınız müziği şu kısımdan da kontrol edebiliyorsunuz. Bakın Burada bir bildirim paneli var. Şöyle sola çektiğiniz esnada burada widgetları görebiliyorsunuz. Sağlığınızı, müziğinizi, zamanlayıcı kronometre, sağlık izleme monitörlerinin hepsini buradan görebilmek mümkün. Kadranı değiştirmek isterseniz şu şekilde basılı tutuyorsunuz ve buradaki kadranları seçebiliyorsunuz. Şu kadran güzelmiş bu arada bakın. ilk gelen kadran güzel. Bunun dışında arkadaşlar şöyle sola doğru çektiğimiz zaman yine aynı tarafa geri geliyoruz. İster sağ ister sola çekin. Buradaki widgetları iki taraftan da görebiliyorsunuz. Şuradan bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ben bu bileklikte WhatsApp üzerinden gelen mesajlara yanıt vermeyi isterdim açıkçası. Ama bu özellik desteklenmiyor. İçerisinde bir CNS sistemi var. Konum veri sistemi var. Bununla beraber koşu rotanızı da görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi diğer ayarlara biraz bakalım arkadaşlar. Otomatik algıla özelliği var. Bunu aktif edin. Bir egzersiz yaptığınız esnada bu özellik sizi anlayabiliyor ve öneri sunabiliyor. Pili buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Pil tasarrufu şu anda pilimiz %75. Gayet iyi. Bu arada uzun kullanıcı testi gelecek arkadaşlar. Bileklik ekranlarına geldi. Dediğimiz zaman bunu buradan silip ayarlayabilmek mümkün. Hemen şöyle bir geri geleceğim. Ana ekranı yönetmek için düzen kısmına geliyorum. Izgara ve liste olarak bizleri karşılıyor. Hemen liste yaptığım esnada şimdi şöyle göstereceğim. Listede de bu şekilde arkadaşlar. Bütün sağlık ayarlarını verilerini görebilmeniz mümkün. Nefes egzersizleri var. Müziğimiz var. Telefonu bul yine burada mevcut. Sessiz al. Kamera var. Mesela kameraya girelim. Şuradan da açalım. Diyelim ki bu telefon uzakta arkadaşlar. Şunu anladım diyelim. Bastığım esnada telefonumdan da bu şekilde fotoğraf çekebiliyorum. Geri geldiğimiz esnada bir de odak kısmımız var. Bu odakta çalışma için, dinlenme için kendinize süre belirleyebiliyorsunuz. Bu arada kasanın kalınlığı 9.9 milim. Ağırlığımız da 22.5 gram arkadaşlar. Şu şekilde takıyorsunuz ve şuradan şöyle içeri doğru katladığınız esnada benim kalın bir bileğim olmasına rağmen bence gayet şık durdu. Onu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte arkadaşlar 22.5 gram ağırlığı hiçbir şekilde bileğinizde hissetmiyorsunuz. Ben genellikle akıllı saat veya bilekliklerle uymayı pek sevmem ama band serisinde veya sizin tabirinizde mi band serisinde uymak gerçekten çok keyifli. Şimdi kameraya doğru geldiğimiz zaman ekstra bir detay daha vermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda elimde siyah bir renk var ancak siz açık gri rengi de tercih edebiliyorsunuz. Cihazın içerisinde bluetooth 5.3 teknolojisi de var. Ayrıca bu görmüş olduğunuz ekran 336'ya 480 piksel çözünürlüğünde. Günün sonunda bileklik benim çok hoşuma gitti. Fiyat konusunda benim gönlümden geçen 1800 lira veya 1700 lira bağında olmasıydı. 2000'in üstünde olması bir smart band modelinin açıkçası biraz soru işareti oluşturdu ama günün sonunda kolumda bence çok güzel durdu. Ne diyorsun onun abi? Çok yakışıklı durdu. Teşekkür ediyorum. Geldik videonun sonuna. Güvenilir bir şekilde satın almak isterseniz eğer ki bu bilekliği açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Detaylı testleri, kıyaslamaları gelecek arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı aşağıya yaparsanız bu saati alacak kişilerin aklındaki soru işaretlerini belki de siz cevaplamış olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.